Ya şey ben Barış Hocam birkaç videosuna denk gelmiştim. Ve hani şey abi zorlama bir hayatın anlamını bulma şeyi var ya. Hı. Şeyde vardır bunlar genelde. Instagram'da falan vardır. Bunların Evet. sayfaları vardır böyle. Dostum bugün erken kalkacaksın. Çünkü Dwayne The Rock Johnson da bundan 40 sene evvel falan böyle. Hiç parası yok yani. Bir gün erken kalkıp 50 tane sınav yerine 100 tane çekmişti ve bu sebepten dolayı işte Bitcoin milyoner oldu falan böyle saçma sapan şey var ya motivasyon hikayeleri. Biraz onun gibi gidiyorlar hani şey her şeyde bir anlam aramak ve hayatın anlamı. Sabah 5.30'da kalk. 19 litre su iç. Koş. Gerçi ben bir de şey o Instagram sayfaları zaten inanılmaz. Yani inanılmaz. Çocuğa öyle fikirle başlıyorlar ki kafalarını inanılmaz bir şey. Hani Ben gerçekten bir milyoner olacağına böyle inanan nesil yetiştirdiler ama şey basit yoldan böyle kolay yoldan. Herkese aptal. Zaten ana strateji o böyle. Herkes aptal. Bir de böyle resimler yapıyorlar. Sen herkes gibi olma dostum. Bir de şeyi koy. Hep The Rock koyuyorlar. Neyse Dwayne The Rock Johnson koyuyorlar hep sürekli. Bilmiyorum nasıl bir tarikat, nasıl bağlantıları var. Her resimde Dwayne The Rock Johnson var. bir şey diyeceğim. Söylemeyin bana. Benim böyle bir Twitter hesabım var. Çocuklar yönetiyor ve çok yüksek takipçi. Bir İtiraf bak. isimci İngilizce zekası. doktoranı. Paylaşımlar hepsi. Paylaşımlar hepsi. Neden 4 liraya satabilirken 2 liraya satıyorsun ki? Dwayne Rock Johnson'a verirsen Abi şey çok komik bak bakıyorsun. İngilizce mimleri veya işte görselleri alıp Türkçe'ye çevirip attırıyorum çocuklara. Öyle başlamışlardı. Şu an ne yapıyorlar ben bile bilmiyorum sayfada. Şey bak şöyle bir paylaşım gördüm ABD'de. 1 milyon Instagram beğenisi almış. Aylık 5.000 dolar düzenli gelir ve ay toplam size bir anda 1 milyar dolar verilmesi teklif edilirse siz düzenli geliri kabul edin. 5.000 dolara okey olun aylık. Bak bunu Pasif gelir. pasif gelir. Bak konuya girdim ya. Böyle şeyler falan çeviriyoruz biz de. İşte aylık 10 bin lira kazan veya işte aylık 100 lira kazan ama bir anda 100 bin lirayı kabul etme falan. Pasif gelir diyoruz biz dostum. Beni bugün WhatsApp'tan engelledin ama yarın Google'dan aratmaya hazır ol. O güzelmiş onu görmedim de ara sıra görüyorum böyle. Ne diyecektim? Ha Barış Özcan'ın işte Metaverse şeyden izlemiştim videolarını. Bana onlar tam şeye gelmişti. Zorlama. Kafada, tam o kafada videolar gelmişti böyle. Bir de şey vardı bir ara değil mi? Oyun çıkıyor abi. Oyun yani oyun. Sadece bir oyun. Adam Metaverse diye video yapıyor oyun hakkında falan böyle. Metaverse. Her yerde Metaverse. Metaverse aşağı. Metaverse yukarı. NFT. Amına koyayım bilmem ne falan. Bitcoin milyoneriyiz. Kafayı yedim bile diyemin ediyorum. Ya da ben takip edemiyorum mevzuları. Ben geri kaldım. Yaşam sanatı hayatınızı değiştirecek. Volkan Ülge mi? Abi zaten ne konuşsak herif önceden şeyini yapmış oluyor. Skecini falan yapmış oluyor. Abi YouTube kanalı önerin demişler o zaman. Çok biliyorsanız. Bir tık Barış Özcan falan bir arkadaş gelmiş galiba. Benim en sevdiğim YouTube kanalı yani abi kesintisiz kesinlikle aktar videoyu izledim dediğim YouTube kanalı. Çok kaliteli yaptığı için. Barış Özcan izle lafını bölmeyeceğiz. Barış Özcan izlemeyin demedik ki kimseye. Kötüleme de yapmadık. Yani niye öyle bir şey çıkmış ki yani? Sen izleyeceksen izle anasını satayım nedir? Lemino ya benimki. Lemino mu? Hı. Limino. Oğlum ben öneriyordum bana her yerde. Benden mi kaptın? Yok senden kapmadım abi Allah aşkına ya. Aynen. Bunu... Kesin kesin ondan kapmamışsındır. Senle dur şimdi hatırlatacağım kabul edecek. Hatırlıyorsan senle bu senaryolar hakkında işte komplo teorileri hakkında veya geçmiş cinayetleri konuştuğumuz yayında bu kanalı konuşmuştuk aynı anda seninle. Doğru. Çok seviyorum ya Lemino'yu. Sadece videonun konusundan kaynaklı değil bu arada, yapımından kaynaklı. Çok tatlı geliyor bana, neden bilmiyorum. Çok bana hitap ediyor. Soru neydi? Adam dokümentörü. Aynen. Ben kabul edeyim. Ben Merve Boluoğlu izliyorum arkadaşlar. Aa. İşte var ya şimdi saygımı kazandın.
Oğlum ben şimdi oldu. İçerik chat falan. Bravo, bravo. Bir anda Alper Çağlar oldu bak chat. Chat. Alper Çağlar geldi lan şey. Aa dostum. Nasıl ya? Ne yapıyorsun yine? Mitçilik falan mı yapıyorsun yine? Belge mi topluyorsun ha? Ya şey konuşacaktım seninle falan. Alper Çağlar daha kafalı. Efe'yi de çağıralım gelsin. Tam böyle chatler toplantısı olsun dostum. Cahil de gelsin. Ne yapıyor oğlum gerçi? Geçen baktın Twitter'da yine birileri oluyorsunuz. Lan boomer gibi kaldım. Takip edemedim falan. California girl. Alper'e. Alper'e de buradan selam olsun. Seviyoruz kendisini. Sonra hesabını sorar. Benim sesimi taklit ediyormuşsun. Chat hani. Duydum. İşte şimdi chat oldum. Efe en sevdiğin YouTube kanalı önerebileceğin. Dostum Erlik. Vay. Ya neyse. Neyse yorum yapmayacağım. Yorum yapmayayım. Yala abine. Halkların kardeşliğim. Öyle bir şey var biliyor musunuz? Twitter benim ben olduğumu bildiği an ben banıyorum permama. Ve adam bunu bile bile denedi amına koyayım. Bundan bir önceki hesabı öyle kapandı işte. Abi bu arada bunun tehlikesine girersin girmezsin çok şey değil. 3 aydan sonra o muhabbet geçiyor haberin olsun. Denendi, uygulandı. 3 ay. Aman abi boşver boşver. Ama sadece sana şunu söyleyeceğim. Ben bunu geçmiş hesaplarında denedim. 3 ay sonra değiştirdim de kim hiçbir sıkıntı olmadı. Ancak şu an mesela bak şapka daha kullanmışım caz karanlığında. Götüm yemiyor benim hala. Yok ben böyleyim. Seyce verlik kalsın. Halkların kardeşliği. Halkların kardeşliği erlik. Tabii tabii Merve Bolu izliyoruz arkadaşlar. Yani bu soru mu? Sadece abi, videoları yalnız çekmiyor. Yani birisiyle konuşuyor herhalde biz göremiyoruz. Bir şey diyeyim mi? Erlik'in Merve Bolu'nun videolarını izlemiş olması en azından 10 saniye bile izlemiş olması beni komaya soktu. Yok ben izliyorum. Birisiyle konuşuyor kız ama yani odada birisi var biz göremiyoruz kızı. Abi ya Murat Dalkılıç gibi bir herif. Menzilci bir herif. Bir kadını ve çok güzel bir kadını nasıl bu hale getirebilir ya? Ne? Bunlara gitmiyoruz. Magazin programda çevirmeyin mevzuyu. Neyse. Sonra işte bu kadın şeye de gireriz. Neyse. Neyse. Girmeyelim bu ayaklara. Ne diyecektim ben? Herkesin çok sevdiği ama sizin söylerken utandığınız, beğenmediğiniz bir film. Benim Scarface. Bunu daha önce konuşmuştuk. Erlik beni herkes kınamıştı. Değil ama sizin beğenmediğiniz bir film. Çok net Scarface benim için ya. Böyle delirerek izlemiştim. Demiştim ki bu mu amına koyayım. Dur. Dizi olur mu? Olur. Söyle çok, bakalım. Çok bariz ikinizin de bana söyleyeceği bir tane var çünkü. Ben Breaking Bad dersen bıçağı saplarım. Söyle ne? Star Wars dersen Adana'ya gelir seni atom izlerim. Tabii ki Breaking Bad ya. Tabii ya, ki Breaking Bad sen ya. Sen neyse. Ya tabii yalancılar falan izlesen ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen Breaking Bad sana hadi. Git. Neydi? Başka ne var bunların? Ya bir kere pilot twist yok tamam mı? Gerçi şimdi yine bana sövecekler. Biraz önce aptal olduğum için küfür ettiler. Şimdi Breaking Bad sevmiyorum. Pilot twist üzerine mi ölçüyorsun bir dizinin kalitesini? Hayır. Dizi bana çok böyle ahım şahım bir hikayesi olanı. Bana güzel vakit geçirten bir dizi değildi. Çok belliydi. Sonu çok tahmin edilebilirdi. Gidişatı da tahmin edilebilirdi. Oğlum dizi zaten sonunda bir sürpriz yapmak gibi derdi yok ki. Her dizi pilot twist kullanacak diye bir şey yok ki zaten. Ki vardı. Breaking Bad'in ana bak bunu anlayıp izleyeceksin. Beğenmiyorsan izlemeyeceksin. Breaking Bad'in ana mevzusu çok iyi bir. Zaten ismi üzerine Breaking Bad kötü şekilde hani şey yapmak, dönmek birden. Çok iyi bir adamın çok kötü bir pezevenge dönüşmesi affedersiniz. Karakterin şeyi bu. Dizinin konsepti bu şekilde. Hatta bunlardan biri de seni mentalite olarak hazırlıyor dizi buna. Bunlardan biri de spoiler verme. Bu şeyin sevgilisi. Jesse'nin sevgilisi. Kızın adını unuttum. Bununla birlikte overdose alıp da yatıyorlar ya. Kadın almak için. Kadın kusuyor. Kendi kusumunda boğulurken
orada 2 saniye boyunca düşünüyor ve izleyici olarak sen de ha iyi oldu falan hani diyorsun birdenbire. Çünkü aradan çıkmış oluyor, bir sorun olarak görüyorsun ya karakteri. Ve sonradan realize ediyorsun lan öldü anasını satayım falan gibisinden. İzleyici de onu hedefliyor yani. Gerçekten sen de o kızdan, o kadından rahatsız ol diye. Yani sen de o fikirsel olarak o kafada ol diye. Walter White gibi. E sen de gerçekten o kafada oluyorsun bir saniyede olsa. Seni oraya getiriyor gerçekten. Dizinin kendimden rahatsız oldum. Bu arada o kadar caniymişim ki Pitman'ın sevgisi öldüğünde zevk aldım ya. Kurtulduk. Oh be. İşte bak birçok kişiyi böyle böyle şey yapıyoruz, manipüle ediyor. Ve sonradan seni o kararla baş başa bırakıyor. Yaptığın kararla. Yani Walter White'ın dönüşünden çok izleyici olarak bu karakteri anlayıp da seni de oraya çekiyor da neyse dizi film olayla millet şey yapmayalım, boğmayalım. Sıkıcı. Neyse yorum yapmayacağım. Bu kadar sıkıcı bir dizi bugün hala dünyanın en güzel dizisi olarak konuşuluyor. Ve bunu biz konuşmuyoruz sadece. Breaking Bad mi? Evet. Breaking Bad ya sana sıkıcı gelebilir şey dediğim gibi. Ne beklediğine bağlı. Ben beklediğimi aldım ya. Diyorum ya ağladım finalinde ya. Nedense beni çok sardı. Ancak sen yanlış anlamışsın. Hayır abi bilmiyorum. Walter'ın böyle empatimi kurduğum yani bende şey yok mesela işte izlediğin dizinin karakterini. Ben duygusal bir erkeğim. Hayır oğlum ya şey değilim mesela Kurtlar Vadisi izleyip rollenip sokağa çıkmadım hiçbir zaman veya işte bir şey izleyip rollenmedim. Kurtlar Vadisi'ni şimdi neden Kurtlar Vadisi'ne saplıyorsun? Abi çünkü saplıyordum çünkü öyleydi. Kurtlar Vadisi'ni izlersin. Bana da o bir ara geldi. Sokağa çıkmadım ama mesela hala Kurtlar Vadisi'ni izlerken dolabından çıkardım tespih. Evimde bilgisayar masamın yanında duruyor. Kurtlar Vadisi'ni izlerken sallıyorum. Ne düşünüyorsun sen de? Efendim? Eren Erdem'e mi dönüşüyorsun sen ya? Faşizan 31. 31 bilmem ne falan. Hayır ya. Bir yapılamıyorum. Ben tespih sallamayı çok severim ama toplum içinde değil. Evde sadece. Kurtlar Vadisi'nde de biri tespih sallıyordu. Benim rollenmem sadece o şey canım çekmişti. Sallamıştım. Oh. Bak hiçbir şekilde etkilenmem. Empati de kurmam. Benimki helal olsun be falan ama biter. İzlediğim an kapatırım unuturum da. Ama Breaking Bad'de öyle olmadı. Empati kurdum, üzüldüm. Kendi yerime koydum vesaire. Yok. Söyleyeyim garanti. Senin etkilendiğin mevzuyu söyleyeyim. Bunun eskiden işte şirketine çökmeleri. Sonradan bunu dışlamaları bilmem ne falan. O yüzden Walter White'a acıyorsun değil mi? Eski sevgilisi. Falan. Abi yani dersem çok sıkıntı olmaz bana isteyenin istediği gibi hitap etsin. O rospu Skyler yüzünden ya. O dönem ben çok sinirlenmiştim ya. Çok sinirlenmiştim. Yani adam şey değil. Aynen öyle. O dönem çok üzülmüştüm. Adam nelerle uğraşıyor işte. Arabayı yıkıyor. Araba tekerleğini yıkıyor. Öğrencileri geliyor bununla dalga falan geçiyor. Kurban olurum Walter babam. Sonra gitti affetti. Gavat. Çok şey yapmazsak. İşte sahneler tam şey sahnesi. Biliyoruz. İzleyiciyi şey yapma sahnesi. Kandırma sahnesi. Ağlama. Evet. Beni kandırmışlar. Küçüktüm zaten. Ben Breaking Bad'i izlediğimde böyle yeni izlemedim ki. O dönem hafta hafta izliyordum ben Breaking Bad'i. Herkes izledi. İşte bittikten sonra bir anda bitip bekledim ben Breaking Bad'i. Bir tek final sezonunu, final bölümünü bir sene sonra izledim. Sakladım. Benim güzel bir anda izledim. Ne izledin mi? El Camino izledin mi? Devam filmi miydi El Camino? Netflix'e çıkmıştı. İzledim ve bak yine üzüldüm. Yine izleyici bağlama şekli. Hani bir çocuk vardı ya vefat etmişti. Jesse ile yakındı. Mektup Hı-hı. muhabbeti vardı. Hı-hı. Mektup göndermesini gördün mü sen? Araba giderken elinde mektup var adamın. Gördüm şey yaptıktan sonra. Hemen ben mesela o zaman da çok üzülmüştüm. Şey olmuştum. Aa demiştim. Ben hiç üzülmüştüm. Gerçi şöyle bir sorunum var. Genelde yabancı dizilerdeki karakterlerle o manada duygusal bağlantı kuramıyorum. Yani kafa yapılarını o kadar hani anlıyorsun da sen böyle bağlantı kurmuyorsun. Ne bileyim melankolik gelmiyor bana şey yapamıyorum. Beni o şeyde alamıyor. O seviyede bağlayamıyor diziler.